Tadım için Filiz Hanım'ı yanıma davet ediyorum. Buyurun. Evet, bugün final. İnşallah gelinimin tabağını bulurum. İçindekinin marmelatı mı oluyor? Hı hı. İçindekinin marmelatı güzel olmuş kıvamı. Hamuru da kızarmış gördüğünüz gibi. Ama biraz sert. Sert. Evet. İkinci tabağımıza geçelim. Hamuru güzel pişmiş, pufidik pufidik olmuş. Marmelatı güzel. Fakat birinci tabağa bakarsak, tabii o daha küçük, bu daha büyük olmuş. Öbür tabaklara da bakacağım. Peki. Bunun arasında çok fark yok ama yani ikinci tabakla üçüncü tabak arasında fazla fark yok. Karamelizisi aynı. İçinin kalınlığı da aynı, pişmişliği de aynı. Hı. Kızarması da aynı. Bu tabağımı da açıyorum ve son tad olarak şey yapıyorum. Ama gelinlerimiz emek vermiş. Bugün final. Final tabii. Çok düşük puanlar vermek istemiyorum. Güzel karamel şeyleri, yani marmelatları aynı. Hamurları ama. Hamurlarında bir farklılık var, evet. Ve haftanın en zorlu anı geldi, çattı. Son puanlama. Evet, puan vereceğim. Gelinimi bulmak istiyorum. Gerçekten gelinimi bulmak istiyorum. Bu tabağa 5 veriyorum. Dördüncü tabağa 5 verdi. Üçüncü tabağa? 3 veriyorum. 3 veriyor. 4 veriyorum. İkinci tabağa 4 veriyor. 1 veriyorum. Birinci tabağa da 1 verdi. Biz de o zaman üçüncü tabaktan başlayalım bakalım. En kritik gün, final günü. Puanlar çok önemli. Bütün gelinlerin kaderi şu an bu masada yatıyor efendim. Bakalım Filiz Hanım 3 puanı hangi gelinimize vermiş? Kaldıralım. Zeynep. 2 numaralı tabağın başına geçelim. Buna 4 puan vermiştiniz. Bakalım final günü Filiz Hanım 4 puanı hangi gelinimize verdi? Kaldırdık. Aslan. 4 puan ve 5 puanlık tabağımız. Bakalım Yağnur mu yoksa Yaren mi? Bakalım tam 5 puanı Filiz Hanım gelinine mi verdi yoksa Yağnur'a mı? 5 puan kime gidiyor? Haftanın son günü. Final günü 5 puanı alan gelin. Yaren. Yaren. Hiç şaşırmadım. Bunu da alalım aşkına. Kötüye verdi çünkü. Ya. Aynen gördü onu. Ya Allah aşkına yapmayın ya. Bir 5 buldum diye ne yapıyorsunuz? En kötü, en kötüsü Yaren'in de. En kötüsü Yaren'in de. Ben taş gibi hamuru vardı. Bulmak istiyorum. Taş gibi hamuru haksızlık vardı. Haksızlık yaptın ama. Haksızlık taş gibi hamura 5 verdi. İşte. Asla yapmadım. Orada çok güzel tabağımı harcadın. Hepsi koca koca olmuşsun ama. Vallahi bulmadım ya. Hiçbir şey demiyorum. Vicdan beni şekilde... Vallahi yapmadım ya. Hepsi koca koca olmuş. Vallahi tüy almadım ya. Vicdanlı bir şekilde uyuyorsan
Sana hiçbir şey demiyorum. İkinci tabak, üçüncü tabak, dördüncü tabak kocaman aynı. Nereye büyük ülkeleri de aynı. İkinci, hele, üçüncü de... tabak. Bu farklı sadece. İkinci, bu üçüncü farklı. Tabak. Bak, farklı bir tabak bak, varsa en büyük tabak. Bak en büyük tabak nimet. Ben nimetle alakalı yorum yapmak istemiyorum. Hadi geçtim o farkı. En tıknaz bak. İçine bir bakar mısın? Ya senin gelin hamuru yoğuramadı. Yoğuramadı, yapamadı. Sen bunu evet, gördün. Evet, gördün. Evet, ya şimdi yani orada neyi göreceğim ya? Aynen. Ben bundan sonra yaren yazdığını biliyor muyum ya? Allah aşkına peki, yapmayın ya. Çekemiyorum. Gelinimi bulmak gerçekten istiyorum dedim. Buldum. Amaç burada gelini bulmak değil mi? Sen neydin? Bir dakika. Amaç burada gelini bulmak. Ben çıkmaz yaptım, beni buldu bu kadar. Sen de gelinini buluyorsun Nilgün Hanımcığım. Ben hiç öyle diyor muyum Allah aşkına? Yapmayın hayır, lütfen. Lezzetiyle buluyor. Ben lezzeti senin veriyorum. Senin gibi kötü tabakla bulmuyor. Yaren bugün hiç hamurunla... Hiçbir fark yok. Gerçekten... Aynısını Emine teyze de yapmıştı. Ben bile dedim. Ya vallahi bir şey demiyorum ya. Bir şey söyle bir dakika yani. Siz dediniz ki bana, Yaren dedin sıkıntı yaşıyor dediniz. Tabii ki burada gelecek. Ben göremedim bile ya. Kadın göremedim bile ben. Göremiyorum bile. Sonra siz kendiniz demediniz mi? Yaren o şeyi düzeltti sonra. Düzeltti mi? Düzeltti. Benim tabağım birlik tabak değil. Yağnur gerçekten bak. Kesinlikle değil. Bir şey söyleyeceğim. Sadece biri geldi yaktı, Nuray teyze yaktı. Yok marmalatı olmamış. Yok öyle marmalat akışkınlık. Marmalat yememişsiniz galiba dedim. Herkes çok güzel yedim valla. Ondan bile başka bir şey algıladı. Bize verilen hamur bu kadardı. Ya bir dakika Yağnurcuğum. Yani bilmiyorum artık. Yani. Hayır, ya. Oldu, gelini verildi. O gördüğünün yapamadığını boş vermeyene verdi. Bir şey söyleyeceğim. Benim vicdanım rahat. Hiç de rahat olsun. Vicdanın rahatsız. Ya amaç burada gelini bulmak değil mi? Buldum. Sabahleyin de bir verdi. Anne bize verilen hamurlar şu kadar. Kendileri ekmek yapmışlar. Bu kadar. Ya Filiz teyzeciğim yani ben seni 10 gündür tanımadım de ki ya bugün bir sıkıntı yaşadı Yaren ve ben gelinimin tabağını buldum 5 verdim. Yemin ediyorum hiçbir şey demem. Olabilir. Olabilir ama sen burada gelinin sıkıntı yaşadığını bile bile orada harcayıp hayır aslında nasıl kıskanıyor ya? Deyince, Yağnur inan ki ister inan ister inanma. Bir saniye. Vicdanı kıskanayım ya. Yağnur beni tanıyorsun nasıl bir insan olduğumu da biliyorsun. Yok ben ki, seni yanlış tanımışım. Hiç kusura bakma. Sen bu yorumu yaptın ben, ya. Bugün ben gelinimi bulmak istiyorum dedim. Sana çiçek getiren kıza bakar mısın? Ben burada gelinimi bulmak istiyorum dedim. Doğru tamam. Gelinimi bulmak istiyorum Yağnurcuğum. Yaren bugün bir aksilik yaşadı. Siz de yaşayabilirdiniz. Bu beştir desen. Ya ama sen burada hala da yok ya. Senin tabağın farklıydı. Onun lezzeti güzeldi deyince ben bu çelişkiye düşüyorum. Çünkü biz burada kötü tabaklara da 5 verildi. Yapamayıp deyip 5 verenler oldu. Tamam niye zoruna gidiyor yavrum? Hayır senin bu tavrın bu. Hani bunu böyle söylemeyişim benim zoruma gidiyor. Sana çiçek getiren kıza bak. Bir şey söyleyeceğim. Ben gelinimi buldum. 5 verdim. 5 verdim. Amaç da buydu. Ne olur lütfen burada kapatalım. Uzatmayalım. Gelinim mutfakta. Gelinim mutfakta.